Bugün hep beraber Adobe firmasının üretmiş olduğu Lightroom uygulamasına bakacağız. Lightroom basit anlamda RAW formatta çekmiş olduğumuz fotoğrafları düzenlememize yarayan, bunları kataloglarda oluşturmaya daha sonra kolay bulmamızı sağlayan ve hani edit dediğimiz hadisenin temelini oluşturan bir yazılım. Temel olarak kamera RAW ile aynı özelliklere sahip hemen hemen. Sadece Lightroom dediğim gibi size bir workflow ve çalışma sistematiği sağlayacaktır. Buradaki editleme amacımız RAW olarak çektiğimiz için makine bize ham görüntüleri verecektir. Bu ham görüntüleri de bir şekilde bizim düzenlemeye ihtiyacımız var. Birçok yerde duyuyorsunuzdur. Ben JPEG çekiyorum. İşte JPEG çekince ustalaşılıyor vesaire vesaire. Şimdi konunun hiçbir alakası yok. Çok basit olarak söyleyelim. JPEG olarak çektiğiniz fotoğraflar aslında makine tarafından editlenmiş fotoğraflar. Yani makinenin size sağlamış olduğu presetlerle, önceden tanımlanmış değerlerle veya sizin tanımlayabildiğiniz değerlerle bu fotoğrafı çekip size bir çıktı sunması. Şimdi şöyle karşılaştıralım. Bir tanesinin içerisinde 200 GB bir prosesör var. Bir de bunu bilgisayarda yapıyorsunuz. Gerçek anlamda sizin gördüğünüz sonuçlara ulaşabilmek için Lightroom veyahut Camera Raw veya Photoshop veya XYZ bir sürü program var bunlarla ilgili. Bunları kullanıyor olmamız gerekiyor. Ufak ufak başlayalım. İlk açtığınızda önünüze gelecek olan menü bu şekilde. Hiçbir fotoğraf yok. Sol tarafta görmüş olduğunuz klasörlerimiz ve sağ tarafta da tanımlı değerler var. Şimdi sağ tarafta library bölümü yani bulunduğumuz yer. Bulunduğumuz yerde siz klasörlerinizi görebiliyorsunuz veyahut daha önce çalıştığınız klasörlere buradan ulaşabiliyorsunuz. Hani şekilde import bölümünde buradan yapabiliyorsunuz. Develop bölümü ise fotoğrafları editlediğimiz yer, çalışmaları yaptığımız yer. Map, eğer ki fotoğraf makinenizde bir GPS var ise bu fotoğrafı nerede çektiğinizi harita üstünde size gösteren güzel bir uygulama aslında. Birçok yeni makineye bunu koymamaya başladılar bir şey ama oldukça faydalı bir uygulama. Fotoğrafı nerede çektiğinizi biliyor olmak. Şimdi ilk değerimiz import. Import'ta burada görmüş olduğunuz klasörlerimiz var. Ben bir SD karta yükleme yaptım. Buradan fotoğrafları import edeceğiz. Aynı şekilde makinenizi direkt bağlayabilirsiniz. Makinenizi de aynı şekilde görecektir. Veya daha önceki disklerinize kopyalamış olduğunuz fotoğrafları da buradan çekebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi burada küçük thumbnail'ler halinde görüyoruz, seri halinde görüyoruz ama bunu aynı şekilde büyük halde görme şansımız. Fotoğrafı içeriye almadan önce bu fotoğraf hakikaten uğraşmaya değer mi, değmez mi bunu göreceksiniz. Burada da hangi şekilde alacağınızı göreceksiniz. Yani içeriye kopyalayacak mısınız, taşıyacak mısınız? Yani bu demektir ki sileceksiniz, önermiyorum. Ya da sadece bunu ekleyecek misiniz? Siz bunları kopyalayalım. Tekrardan geçiyorum. Burada beğenmediğim bir fotoğrafım varsa üstünü tikini kaldırarak seçebiliyorum. Şu anda üçünü de kopyalıyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi üç tane fotoğraf var. Fotoğraflardan hangisini seçeceğimizi ve develop'ta başlayacağımızı buradan belirleyebiliyorsunuz. Burada da aynı şekilde bir sıralı dizi şeklinde size gelecektir. İlk fotoğrafımızdan başlayalım. Bu bölümümüz histogram bölümümüz. Fotoğrafa baktığınızda ilk göreceğiniz yerler aynı şekilde. Sol tarafımız siyah bölümü, sağ tarafımız beyazı. İkisine de dikkat ederseniz bir fazlalık oluşmakta. Çekim değerlerini aşağıda görebiliyorsunuz. Daha sonra aynı şekilde eğer ki bir fotoğraf makinesinin desteklediği profil var ise
Ben Fuji makineler kullanıyorum. Fuji'nin oldukça iyi film simülasyonları var. Bunlar eski zamanlarda çekmiş olduğumuz filmli makinelerin birebir kopyası neredeyse. Buradan simülasyonunuzu seçebilirsiniz. Sonrasında aynı şekilde white balansınız, exposure'ınız, yani doğru pozlayıp pozlamadığınızı buradan tekrardan düzenleme şansınız olacak. Contrast, highlights, shadows, whites, blacks. Şimdi highlights denilen Türkçe'ye yüksek değerler olarak çevriliyor. Shadows, gölgeler, beyaz ve siyah dengeniz. Aslında tüm fotoğrafların içerisinde belli oranlarda siyah, belli oranlarda beyaz olmak zorunda. Daha sonra çok kurcalamayacağımız ama az dokunuşlarla iyi efektler veren texture, bu yeni olarak geldi son sürümle beraber, clarity ve dehaze bölümleriniz. Tone Curve bölümümüz burada aslında yukarıdaki değerlerin mikro kontrastla alakalı bölümü. Renk değerlerimiz de hue, saturation ve luminance olarak üçe bölünüyor. Yine highlight'ınızın renk değeri, shadow'sun renk değeri. Aşağıda da fotoğraf netliği ile alakalı detaylar var. Lightroom'da tanımlı olarak illa bunu 40 olarak getiriyor ve noise'unuzu da, color noise'unuzu da 25 olarak azaltıyor. Onları kapatabilirsiniz başlangıçta. Daha sonra ihtiyaç olursa tekrardan açma şansınız var. Burada lenslerle alakalı bir durumumuz var. Chromatic aberration dediğimiz bu lens kusuru ve barrel distortion veya distortion'ları yok etmek için veya lensin doğru değerlerini yakalamak için profile correction'ı yapıyoruz. Şimdi burada değinmemiz gereken bir nokta var. Eğer ki lensinizin bir elektronik iletişim halindeyse otomatik olarak bu değerler gelecektir. Eğer ki lensiniz manuel bir lens ve otomatik olarak size belli değerleri okuyamıyorsa, buradan lens profilinizi kendinizin seçiyor olmanız gerekiyor. Sonra fotoğrafımızda bahsettiğimiz distortion'ları veyahut fotoğrafta uğratacağımız transform'u buradan ayarlıyoruz. Çok uğraşmayacağız başlangıçta ama burada da basit efektlerle ve renk kalibrasyonları ile çalışma şansımız var. Ufak ufak başlayalım. Benim ilk tercihim burada Fuji film kullanmanın avantajıyla bir renk profili seçiyor olmak. Şöyle karşılaştıralım onları da. Adobe Color standart bir renk ve Fuji'nin sağladığı standart renk arasındaki farkı görüyor olmanız gerekiyor. Birçok firma kendi renk kalırını seçmiş durumda ama başarılı olarak baktığınızda Fuji bu işi gerçekten iyi beceriyor. Bu şekilde başlıyoruz. Klasik Chrome seçtik. İlk yapacağımız şey, burada highlight'ımız biraz fazla. Highlight'ımızı kıstığımız zaman gökyüzünü tekrardan geriye çağırmış oluyoruz. Tamamıyla kısın, ne ile karşılaştığınızı bir görmüş olursunuz. Ama orta değerlerde bunu bırakıyor olmak bazı verileri korumak adına mantıklı olacaktır. Shadows, eğer bu bir gün batımı olduğu için Artvin oldukça karanlık dağın arka tarafı. Evet, gölge değerlerimizi de gördüğünüz gibi açıyoruz. Bu arada şurada histograma dikkat etmenizi rica edeceğim. Histogram, evet. Şöyle bir tartışma vardı, işte perfect histogram denilen şöyle bir tepe, hani eskiden equalizer'lara da yapardık. O tarzda bir düşünce ama buradaki renk dağılımı önemli. Yani bizim derdimiz burada histogramı şu şekilde getiriyor olmak değil. Anlatmak istediğimiz hikayeyle ilgili doğru değerleri yakalıyor olmak. Çünkü makinalarımız bizim gözümüzle gördüğümüz her şeyi algılamayabiliyor. Bazen de fazlasını algılıyor.
Ama şu anda gün batımına doğru baktığınız zaman biz burayı zaten görebiliyoruz. Sadece makina ışık ölçümünü yaptığı için ışık ölçümünü en parlak yerden almış. Ve o yüzden buraları biraz daha karanlık çıkıyor. Veya ortalama değerini almış, o yüzden parlak çıkıyor. Şimdi burada white dediğimiz beyazlarımızı açıyoruz. Sonuna kadar açtığımda gördüğünüz durum bu. Tekrar üstüne çıkıklık olduğu yere gelecektir. Burada Mac kullanıcılarının Options tuşuna basılı olarak White Slide'ına hafifçe kaydırdığında ilk beyazları görmeye başlıyoruz. İlk resminiz buradan patlamaya başlıyor. O ne? Pardon. Evet, bulutlar. Şu anda gökyüzü tamamıyla patladı. Şuradaki bulutun çok patlaması çok büyük bir problem yaratmayacak. Evet. Bu değer fena değil. Yani artı 18'deyim. Demin yanlışlıkla Blacks oynamışız. Evet. Gördüğünüz gibi buradaki ağaçlar siyahlığı veriyor. Evet. Karanlıkta biraz veriyor olması. Evet. Şimdi beyaz ve siyah arasında aslında burada biz bir kontrast sağlıyoruz. Yani şurada sağlayacağınız kontrastla burada sağlayacağınız kontrast arasında ciddi bir fark var. Size tavsiyem şu dengeyi tam olarak kuruyor olmanız. Şimdi burada neler oluyormuş bir onlara bakalım. Evet. Texture dediğimiz aslında fotoğrafı biraz daha netleştirmesine yarıyor ama yani çok abartı bir değerde bir netlik veriyor ve bu sonrasında bize noise olarak her ne kadar ISO 100'de çekilmiş olsa da bu noise olarak geri gelecektir ama 4-5 şöyle yapalım 5 değerini verelim. Clarity bu bizim netlik bölümümüz. Gördüğünüz gibi bazı şeyler aslında tekrardan zıt olarak çalışıyor. Mesela Clarity'yi arttırdığınız zaman beyazlar coşmaya başlıyor. Bunu histogramda da takip edebilirsiniz. Bu renkler üstünde oynuyoruz. Ama Clarity de yaklaşık olarak onun değerlerinde kalıyor olması iyidir. Dehaze. Dehaze aslında landscape fotoğrafçıları için oldukça önemli tool'lardan bir tanesi. Çünkü devamlı gökyüzünü berrak ve net bir şekilde yakalama şansımız olmuyor. Burada bu size aslında haze, pus, dehaze, pusu kaldırmak anlamında ve biraz pusu kaldırıyor olmak her zaman için iyidir. Şimdi tehlikeli slider'lara geldik. Burada gördüğünüz vibrance renk doygunluğunu gösteriyor bize. Gördüğünüz gibi maviye döndü. Macentalar, turuncu, saturation, satura etmek. Benim genelde tercihim renk doygunluğu olsun fotoğrafta evet. Hatta artı 30'larda olsun. Ama saturation'ı da biraz kısarak bir renk dengesini elde ediyor olmak. Şu ana kadar bence fotoğraf iyi bir noktaya geldi. Curve. Burada gördüğünüz 3 tane değer var. Lineer olarak kullanabiliyorsunuz. Medium contrast veya strong contrast. Medium contrast önceden tanımlış bir kontrast değerleri veriyor size. Strong contrast'ta da bunu iyice arttırıyorsunuz. Aslında mikro kontrastın bir tık ilerisi bu. Tekrardan resetledik. Şimdi burada gördüğünüz beyazlar siyah, shadows, highlights ve orta tonlar. Buralara gördüğünüz köşe birleşimlerine noktalar koyarak bunların üstünde oynayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi shadows'u açtım biraz. Orta tonlar. Şuraya bakın. Şuraya çok dikkatli bakın. Yeşile dönüyor. Orta tonları biraz
aşağıya aldık. Highlight artırdığımda patlıyor. Evet. Sanıyorum şu değil değer. Veya bunu hiç kullanmayabilirsiniz. Burada yok etmek istediğiniz bir kontrol noktanız var ise bunu direkt veya flat'ına çevirebiliyorsunuz. Yani düz bir körbünüz olabiliyor. Sinematik look denilen hadise de aslında siyahı biraz puslu hale getiriyoruz. Yani demin temel amacımız dehaze'le pusu kaldırmakken burada farklı bir pus veriyoruz. Kahverengi tonlarda veyahut teal, orange denilen tonlarda oynamak için bu iyi bir slider olabilir. Ama ben şu haliyle memnunum. Evet. Bunları tanıtmadık. Bunlar crop tool'umuz. Spot healing. Yani mesela bunu mouse'un scroll ile büyütüp küçültebiliyorsunuz. Veya aynı şekilde burada size'ınızı, feather'ınızı, opacity'nizi ayarlayabiliyorsunuz. Bu uygulamayı genelde ben Lightroom'dan ziyade Photoshop'ta yapmayı tercih ediyorum. Çünkü daha iyi tool'ları var ama görmüş olduğunuz gibi burada bir noktayı yok ediyorum. Otomatik olarak size bir de yer alıyor. Bu değerinizi istediğiniz yere koyabilirsiniz. Evet, bu bir flare efektiydi. Flare'ı ortadan kaldırdık. Aynı şekilde şu anda çok işimize yaramayan Red Eye Correction'a. Evet, bunları kullanıyoruz. Graduated tool'larımız. Gradient diyebiliyorsunuz. Şimdi satılan bir sürü filtre görebilirsiniz. Graduated filter'lar. Bunları hiçbir şekilde kullanmayın lütfen. Çünkü fotoğrafınızı sonradan uygulayabileceğiniz şeyi sahada uygularken hata yapabiliyorsunuz. Çok deneyimli bir fotoğrafçı olsanız bile bu hatayı yapabilirsiniz. Burada şu efekti evet, görüyorsunuz. Size sağladığı değer de aynı şekilde buradan buraya kadar böyle bir geçişli bir graduated filter verecektir. Hiçbir şekilde kullanmanıza gerek yok. Doğada simüle edilemeyen tek filtre var. O da polarize filtre. Onun dışındaki bütün filtrelerinizi çok rahat bir şekilde polarize edebilirsiniz. Polarize değil tabii ki. Emüle edebilirsiniz. Evet, bu graduated filter. Aynı şekilde graduated fields. Yuvarlak bir şekilde de bunu yapabiliyorsunuz. Bunu değil, ben brush yapmak istiyorum derseniz bunu da yapabiliyorsunuz. Bunlar size ufak dokunuşlarla fotoğrafınıza başka bir dinamizm getirecek tool'larınız. Bunların da içinde gene demin ana ekrandaki yani buradaki dağılıma benzer dağılımlar var. Şimdi graduated filter yapalım. Aldığınızda ilk başta yamuk. Silin. Shift tuşuna basılı tutun. Size düz bir graduated filter verecektir. Gördüğünüz gibi otomatik olarak maskeleme açıklandı. Bunu kaldırırsanız yapmış olduğunuz değişiklikleri daha iyi görebilirsiniz. Sonrasında tekrardan O tuşuna da basabilirsiniz aynı şekilde. O tuşuna bastığınızda size nerelerin etkilendiğini gösterecektir. Hop. Şimdi gökyüzü biraz fazla parlak. Sadece gökyüzüyle beraber, aslında gökyüzüyle beraber değil, tekrar bakalım. Evet, burada dağın bir bölümünü de aynı şekilde alıyor. Kapatıp açtığınızda tekrardan bunu seçtiğiniz noktaya basarsanız görürsünüz bu arada. Evet. Önce bir gökyüzünü bir halledelim. Gökyüzünde evet biraz exposure'ı kıstım. Çünkü aşağı ile yukarı arasında çok ciddi bir ton farkı var. Biraz da highlights'ı indiriyorum. Shadows'u açmama gerek var mı? Gökyüzünde çok büyük bir etkisi olmayacaktır. Ama bir miktar beyaz verebiliriz bence gökyüzüne. Bir miktar da siyah verebiliriz. Şimdi gökyüzünde önemli noktalardan bir tanesi bulut. Clarity'yi arttırdığınızda bulut çok net olacaktır. Clarity'yi düşürdüğünüzde size çok soft bir görüntü verecektir. Bir miktar clarity'yi arttırmak burada evet.
Bu şekilde güzel bir efekt verecektir. Aynı şekilde dehaze de bir miktar arttırırsanız bence oldu. Şimdi bakalım. Şimdi önemli noktalardan bir tanesi. Dağı da aldık biz için. Aşağıda gördüğünüz range mask, yani bölgesel maskeleme, uzaklık maskelemesini denerseniz tam karşılığı. Buradan luminance'ı, yani ışıkla olan bölümünü seçiyoruz. Range'i dikkat ederseniz dağ tarafına, şuraya özellikle dikkat edin. Bunu sağa doğru kaydırdığımızda evet, etkisi gidiyor. Gökyüzündeki etkisi de azalıyor bu arada. Çünkü belli şeyleri kısıyoruz. Evet. Şimdi tekrardan bakalım. Gayet iyi. Kapatalım filtreyi. Açalım filtreyi. Gayet iyi. Gördüğünüz gibi bu yüzmeleri aynı şekilde yukarıya da vermiş olduk bu şekilde. Burada çok fazla tavsiye etmeyeceğim ama bilmekte fayda var. Burada bir seçeneğimiz var. Highlights'a bir renk tanımlaması yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi mavisini artırabiliyoruz. Bayağı turuncusunu artırabiliyoruz. Aslında bu da güzel oldu. Biz şu anda sıfır değerine gidiyoruz. Gene Gradiente filtrenin etkilemiş olduğu yerler, yani şu anda pembe olarak gördüğünüz yerlerde birçok işlemi tekrardan yapabiliyorsunuz. Bunun etkini arttırabilirsiniz. Eğer ki çok fazla noise varsa sadece bu bölgeye özel bu noise'u da sıfırlayabilirsiniz. Evet. Bir de daireyle ilgili. Şu anda yaptığımız bütün değişiklikler dışı etkileyecek şekilde. Yani şöyle maskelemeyi kapatalım. Gördüğünüz gibi. Bunu invert ederseniz sadece maskenin olduğu yere gelecektir. Şimdi burada bir çılgınlık yapalım. Güneş vuruyor. Biraz sarıyı artırarak biraz klariteyi artırarak. Clarity ve Dehaze'i beraber kullandığınızda genelde bir netlik artışı sağlarsınız. Evet, bir bakalım ne oldu. Çok kötü değil sanki. Evet. Tekrardan maskenin içine girdiğimde bunu biraz daha uzatıp, daha sonra bunları tabii burada kendi radyalın içerisinde brushlarla bunları tekrardan, mesela brush raise'i seçtik, size'ı büyüttük, şurayı silebiliyorsunuz. Yani o bölümde hiçbir şekilde etkili olmasın dediğimiz bir nokta gelebilir bilmem. Evet. Bu arada bunu da bu şekilde netleyebiliriz. Brush tool'umuzu da kullanalım. Brush tool'umuzu nasıl kullanalım? Şurada bir alan oluşturalım. Şu anda aslında ben bunu boyadım, evet. Maskemi görüyorum kırmızıyla. Ama bir değişiklik yapmadığım için şu anda fark etmiyorum. Gördüğünüz gibi istediğim kadar açabiliyorum. Kontrastını düşürebiliyorum. Diğer değerleriyle oynayabiliyorum. Bu arada bu maskeyi alıp kaydırdığınız zaman boyamış olduğunuz değerler de kayacaktır. Ona dikkat edin. Maskeyi bir kere kurduktan sonra bunun yerini hiçbir şekilde değiştirmiyor olmanız gerekiyor. Evet, biz ne yapalım? Şimdi şurası biraz karanlıkta kalıyor gibi hissediyorum. Biraz hala şurası da. Şuraya bir, evet, bakalım. Şimdi çok vermişiz. Shadows'u özellikle açıyor olmak. Aynı şekilde şurayı da şu şekilde. Evet. Bence bu fotoğraf şu anda Photoshop'a gitmeye hazır. Photoshop'a
Gitmek dediğimiz hadisede de yani şöyle bir durum var. Bunu direkt kullanabilirsiniz de. Bu efektleri yaparak. Ama şunlara eğer ki Photoshop'ta bir editleme daha yapacaksanız bunlara hiç bulaşmayın. Yani şurada görmüş olduğunuz basit değerlerde neler yaptığımızı görebiliriz. Evet, fotoğrafın ilk hali buydu. Şu anda bu.